Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evin içinde bir içerik yapacağız. Zaten başlıktan ve resimden de görmüşsünüzdür. Yeni laptopum geldi, onun açılımını yapacağız. Niğde'den eve geldim onun açılımını yapmak için şu an. Bir de kargoyu Polat'la istemiştim. Şu an kurabilirsem videoda Windows'u kuracağım. Kuramazsam yarın bilgisayarcı da kuracağım. Açılımı bugün sadece kutu açılımı olacak sizinle. Bilgisayarın açılımı yapabilirsem bugün, yapamazsam yarın Windows'tan sonra. Hadi geçelim o zaman. Evet. Bu taraftan başlayalım aslında, bakalım şöyle. Bu tarafta bir izler var, bu taraftan açalım. Bu tür şeyleri yaparken dikkat edin, elinizi kesmeyin. Kutu tersmiş. Kutunun içinde başka hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim, bunu da bakayım açıya sığıyor mu, sığıyor. Excalibur, Casper Excalibur aldım. Bilmiyorum nasıl, tanıdıklardan öneriyle aldım. Deneyeceğiz bakalım. Ve de yukarı açıya getireyim sizi. Yukarıdan bakalım beraber. Evet, şimdi bunun da bantları var sanırım. Aynen, yanlarda bantları var. Şuralarda. Karşıda var mı acaba? Var. Bir tane de aynısından karşı tarafta var. Aha, yırttık. Evet. Maşallah, nasıl bir kutuymuş bu ya? Heh. Şu şekilde kutunun içi de boş. Biraz hasarlı gelmiş. Pamuk gelmiş daha doğrusu. Kapatırken tam düz kapatamamışlar şu şekilde. Evet, laptop burada. Şurada oyunda güç budur yazıyor. Bir geniş açıya geçelim. Üzerinde güç budur yazıyor. Bu şekilde bir kutusu var. Direkt zaten laptop çıkıyor. Yan tarafta da şarj aleti var sanırsam. Başka bir şey yoktur. Şurada da şarj aleti var. Kutusu gayet hafifti bu arada. Şarj aleti de zarif duruyor bayağı zaten. Şöyle küçük, yeterince uygun bir şarj aleti var. Çok kaba bir şarj aleti yok. Normalde laptopların çoğunun yeni laptoplar kaba oluyor. Şimdi ben bunu tek elde çıkartabilecek miyim? Kafa bandımı kaybetmesem çok güzel olacaktı da. Benim kedi de kutuyu inceliyor. Pişt. Max, yeni tıraş ettirdim geçen. Bir hafta falan oldu da. Bir dakika, ben şunu çıkartayım da geleyim. Evet, bunu da çıkarttık. Şimdi kutunun içinden bir adet şöyle bir torba çıkıyor. Torbayı keşke video kapalıken açsaydım ha. İçinde garanti belgesi var. Ondan sonra İnşallah açabileceğiz bugün ha. Kullanım kılavuzu var, kullanım bilgisayarı. Bakarız ona birazdan. Bir de içinde şu şekilde 16 GB'lık USB'si var. Ya Windows'u kurmak için ya da şey için olabilir bu. İçinde driver'ları da olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız çalıştırınca. Hatta onu şöyle öğrenebiliriz. Şu an şu benim bilgisayara çıktı. Takalım bakalım. Ne varmış içinde? Driver'ları var. Aynen. Ekran kartının driver'ı var içinde. Ona birazdan bakarız. Onu şöyle kenara alalım. Şimdi sıra geldi laptopa. Mama yiyor benim kedi, onun sesi geliyor. Şu an geniş açıda olduğu için biraz şeyde bozukluk olabilir. Adı neydi? Görüntü kalitesinde. Şunun paketini kesip öyle geleyim ben. Tek elle yapamıyorum şu an. Kesmemize gerek yokmuş. Alt tarafı açıkmış. Şöyle metalimsi bir plastiğe benziyor. Metal diyebiliyorum ama metal de olabilir. Değişik bir yapısı var. Şöyle dur, geniş açıdan çıkalım bir. Videoda ne kadar belli olacak bilmiyorum ama metal gibi bir görüntüsü var zaten. Arkasında şöyle kırmızı ne diye geçiyor bu? Havalandırma kanalı.
Altta iki tane fanı var. Gördüğünüz gibi. Soğutma olarak bu şekilde. Ürün Excalibur'un G870 serisi. i3 şey yok. i5 kaçtı? 13. nesil var üzerinde. Yanında portlarda şu şekilde Type-C giriş. Ondan sonra işte internet kablosunun girişi, ismini bilmiyorum. Bir tane USB girişi, bir tane HDMI girişi var. Öbür tarafta neler var bakalım. Öbür tarafta bir tane kulaklık girişi, şarj girişi, iki tane de USB girişi var. Bence gayet yeterli. Şöyle yavaştan, hatta ben kutuyu yere alayım, ondan sonra kapağını açalım. Evet, kapağını da açtık. Şöyle göstereyim. i5 13. nesil RTX 4060 ekran kartı var. Şurası metal. Soğuk zaten gayet de şu an. Start tuşu nerede? Tam ortada. Evet, bastık bakalım. Büyük ihtimalle BIOS ekrana karşılayacak bizi. Klavyede şu şekilde ışıklar yanıyor. Ben bir ışığı kapat. Evet, bizi BIOS ekranı karşıladı. Şöyle de ışıklı bir klavyesi var. Bunun da renkleri değişiyor diye biliyorum. Bakacağız sonra da. Işığı geri açalım. Ben şimdi buna Windows yükleyeyim. Windows yükledikten sonra görüşürüz. Başka söylemem gereken biraz daha tanıtayım. 144 Hz ekran var. 15.6 inç boyutu var. Başka gösterecek işte kamerasının falan kalitesini video alabilirsem oradan gösteririm. Başka şu anlık göstereceğim bir şey yok. Windows yükledikten sonra görüşmek üzere. Evet, ben geldim arkadaşlar. Aradan 2 ya da 3 gün geçti. Laptopun kurulumunu tamamladım. Bir iki gün şöyle kullandım, oyunlardadır, normal kullanımdadır. Şimdi size göstereceğim işte neler var, neler yok, nasıl performans var, FPS nasıl, onları da göstereceğim. Genel olarak güzel. Şu klavyeyi ben şu anlık mor yaptım. Bir dakika şöyle geliyorum. Göstereyim. Mor değil de pembe diyeyim daha doğrusu. Şöyle benim kasada da o şekilde. Şöyle geri ışığı açalım. Evet, kurdum. Windows 11 kurdum bilgisayara. Touchpad olarak çok güzel bir touchpad var. Geniş bayağı da. Hani algılama konusunda da güzel. Yavaşlık falan yok. Şu an telefondan göremedim. Şu oyunları indirdim. Şu oyunlar üzerinde denedim. Şu an hiçbirinde bir sıkıntı yaşamadım. Yani daha öbürlerini indiremedim. Vakit olmadı. Zaten daha önceden biliyorsunuz benim Steam hesabımda yayınlardan dolayı tıklayabilirsem. Alışkın değilim pek touchpad'e. Genel olarak çoğu oyunda 100-100 FPS alıyor. 200-300 FPS aldığı oyunlar var. Isınma problemi olarak sıkıntı yok. Şöyle kendi uygulaması var Excalibur'un. Onu da göstereyim size. Şöyle ofis modu, oyun modu, yüksek performans modu falan var. Şöyle yüksek performans modunu aldığımızda şu an aldırmıyor. Şu an bilgisayar şey kullanımında değil. Normalde mesela bir oyun açtığımızda falan yüksek performans modunu aldığımızda fanlar güçleniyor. Sesi illaki anlaşılıyor. Şurada LED kontrolü var. Örnek veriyorum, şöyle ofis modu var. Işıkları tekrar bir kapatalım. Bakın şöyle 3 bölme farklı renkte oluyor. Oyun modu var. Ben şu an oyun modundayım zaten. Neymiş bu verim modu, kırmızı mesela. Kullanıcı tanıtıma geçti, şey tanımına geçtiğimizde de mesela şöyle şu kısmı seçiyoruz. Bakın yeşil yaptık. Evet, mesela B bölgesini seçtik. Burayı da beyaz yaptık mesela, bakın. Şurayı kırmızı yaptık. Şöyle mesela daha canlı renkler seçersek de mesela şöyle. Orta pek canlı olmadı ama. Ortayı da şöyle yaparsak. Bakın mesela bu şekilde renk değiştirebiliyoruz. Bir de bunun örnek veriyorum, nefes var. İzlerseniz şöyle bakın, gitti geldi. Renk döngüsü var. Dinamik ışık varmış. Parlaklıkları falan hepsi tek tek ayarlanıyor. İşte şurada hepsinin seçme var. LED'lerin açık kapalı olması var. Şöyle göstereyim. Onun halinde pek söyleyeceğim bir şey yok. Şurada şu tuştan, space'ten ışıkları açıp kapatabiliyoruz. Yanlışlıkla şeyle kapattım. Touchpad'le.
Bakın. Kısık, yüksek, kapalı. Onun haricinde genel olarak güzel. Bunu almadan önce duymuştum. Ekran mat siyah. Mesela arkana ışık vurduğunda kendinizi görmüyorsunuz. Bakın mesela kamerada arkayı yansıtmıyor. Sadece gölgemi görüyor. Onun haricinde mesela öbür şu tür ekranlarda direkt kendinizi görebiliyorsunuz. Yansıma olarak. Ayna gibi duruyor daha çok. O konuda güzel. Şöyle sistem özelliklerini açsak. Evet. Ekran olarak GeForce RTX 4060 var. Ses kartına falan bakalım. Sese gerek var mı? Yok. Sistemde burada neyi gösteriyor? 13. nesil i5 var. 16 GB RAM var. Tek şekilde 8-8 değil. Direkt 16 GB şeklinde. Tek şeyim o. Normalde 8-8 daha çok kullanıyorum ama bu da yeterli şimdilik bakalım. Genel olarak memnunum. Almayı düşünen olursa güzel bir laptop. Evet arkadaşlar, bu laptopla ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videolar çekerim. Ben bugün Niğde'ye döneceğim. Tekrar laptoplayalım da istediğiniz videolar olursa yorumlarda belirtin. Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.